Sevgili basketbol severler, Efes'in aslan parçalarını uğurladık. Onlar yarın sabah antrenmanlarına, ardından da akşam Tofaş maçlarına oynayacaklar. Biz Nazlı Tektaş'la beraber şimdi özellikle Euroleague'in yorumuyla devam edeceğiz. Nazlı, Cuma günü Euroleague'de bir Türk derbisi var. Evet. Anadolu Efes, Fenerbahçe Ülker'i konuk edecek. Haptı İpekçi'de. Müthiş bir maç olacak, o kesin. Yani basketbol severlerin şu maça canlı gidip seyretmemesi zaten çok büyük talihsizlik olur. Durumda, emin ol. Öyle mi diyorsun? Aynen öyle. Yani ben Cenk'le konuştuğum zaman kusura bakma biletim yok diyor yani. Bize bunu yapıyor artık sen düşün. Yani evet. Müthiş bir maç olacak. Öncelikle takımların bu hafta oynadıkları maça baktığımızda Efes deplasmanda çok zorlandı. İyi bir Milano, çok gününde bir Milano. Hackett'ın müthiş oynadığı bir maç. Son top hariç tabii tuhaf bir atış yaptı. Bütün maçın performansını mahvetti Hackett. Çok önemli, değerli bir galibiyet aldı Anadolu Efes. Fenerbahçe'de evinde çok zorlandı. 90 sayı yediği maçta son topu rakip takım potaya 3 kere atmasına rağmen başarılı olamadı ve Fenerbahçe kazandı. İki maç takıma baktığın zaman son maçlarına Efes-Fenerbahçe maçıyla ilgili öngörün nedir? Koç, ya Efes sonuç itibariyle belli bir çizgisinde gidiyor. Yani onların inişleri de aslında artarken azalan inişleri. Yani bir şekilde sürekli oyunların üzerine her gün bir şeyler koya koya bir yerlere gelmeye çalışıyorlar. Kaybetseler de mutlaka biliyorlar ki bir sonraki maçta daha fazla enerjiyle bir yere gelecekler. O yüzden Efes'in yukarı grafik gidişi sezon başından beri doğru kurguyla gidiyor. Hiç ummadığımız zamanlarda niye doğuşu çıkartıyor, ateşledi çıktı diyoruz ama Ivković yine enteresan bir şekilde kendi kurgusundan vazgeçmiyor ve yine doğru olanı yapıyor aslında. Ama diğer taraftan ben bu hafta yazdım aynı zamanda ulusalkanal.com.tr'de, Aydınlık'ta da yazdım. Hatta Fener maçına da gittim. Bu haftaki maçına, Laboral maçına. Fener'de hala havada kalan bir şeyler var. Yani o yemekte hala bir koku yok, bir tuz eksik, bir şey eksik. Ve Fenerbahçe'nin bu yılki basketbolundan ne yazık ki hiç keyif alamıyorum. Takım oyunu izleyemiyorum. Top herkesin eline değmiyor. 24 saniye efektif kullanılmıyor. Sanki voleybol maçı oynanıyormuş gibi hop bir ikinci hücum, ikinci top eline değer değmez. Çok müsait diye potaya atılıyor. Haliyle bu sefer sizin attemptlerinizin sayısı artıyor. Hı hı. Ama aynı zamanda da geriye dönüp bu arada daha fazla git gel yapıp takımı da yoruyorsun. Yani oyunun temposunu arttırmaya çalışırken aslında takımı da yoran bir Fenerbahçe var. Yani bunlar çok küçük nüanslar belki ama takımın gidişatı maçın sonuna doğru yorgunluk olarak geliyor. Şimdi bakıyorsunuz Laboral maçına. Fenerbahçe sezon başında ne kadar para harcadı şu takımı kurabilmek için biliyoruz. Amerika'dan, NBA'den gelen genel koordinatörler. Obradovic'e ve ekibine verilen paralar. İstediği alınan Veseli'den tutun diğer oyunculara kadar verilen fiyatlar. Korkunç bir futbol takımı bütçesi var burada. Baktığınız zaman Final Four oynayacağız, bu sene finali oynayacağız diye kurgulandı ve yola çıkıldı. Ama o kadar uzak ki Final Four'dan. Yani ilk 8 yaparsa ama onun üzerine ben hiçbir şey koyabileceğim. Umarım yanılıyorumdur. İnşallah ben yanlış bir şeyler söylüyorumdur. Ama 8'den yukarı çıkabilecek bir performans yok. Laboral gibi bir takıma siz 13 sayı 15 sayı öndeyken o farkı koruyamıyorsanız, bir de kalkıp son 10 saniye kala hala 3 pozisyon verebiliyorsanız bir takıma, Laboral'a, neyin finalini hedefliyorsunuz? Yani biraz düşünmek gerekiyor. Bu çok keyif vermeyen bir durum söz konusu. Kaldı ki Zoric ve Veseli'nin sınırsız, tabii ki Veseli'ye hiçbir şey söyleyemiyorum. Korkunç mücadele edip gerçekten iyi bir şekilde takım için her şeyi yapıyor ama diğer taraftan da baktığınız zaman Semih ve Oğuz gibi bizim milli takımımızın kapı gibi iki tane oyuncusu var yani. Bu çocuklar neredeler? Birisi 2 dakika, birisi 8 dakika süre alıyor. Ondan sonra da gel hadi bakalım bir sonraki maçta daha iyi performans göster. Yani burada bir enteresanlık var. Yani biz milli takımda da bu çocukları kaybetmeye başlıyoruz. Yüz ifadelerini o gün gördüm. Acayip üzüldüm, içim sızladı. Yani Oğuz'u oyuna soktu, hiç oynayamadan geri çıktı. Ne oluyor dedim. Yani bu anlaşılmaz bir manzara var işin içinde. Kenan'ı oynatıyor. Süre alıyor Kenan bir şekilde. Ama Kenan'ı da oynattığı zaman tek oyun kurucuyla oynuyor. Yani Zizis'le birlikte diğer oyun kurucu... İsmini Hickman? Söyle. Hickman'da sakattı. Yani bugün başladı işte. Evet.
İki oyun kurucu birden oynayabiliyor. Ama bakıyorsun Kenan varken de kolay kolay ikinci oyun kurucuyu tercih etmiyor. Ama öyle bir şey ki Kenan zaten toy bir çocuk. Euroleague'de de tecrübe kazanması gereken bir çocuk. Aksine iki oyun kurucuyla oynayacaksan Kenan'ın yanında takviye edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ama tabii Obradovic büyük koç. Biz ne söylesek boşa. Ama Fener'in Laboral maçından sonraki görüntüsü içler acısı. Hiç isteği olmayan, hiç savunma yapmayan bir takım görüntüsü var. Ben hiç beğenmedim işin açıkçası. Ben şöyle düşünüyorum Obradovic'in tercihleri yerli oyuncularla ilgili. Uzun seneler Panathinaikos'ta kalıp da Yunan oyuncularla oynayan bir koç. Şimdi Yunanlıların basketbola bakışı, oyuncu hazırlama modeliyle yükledikleri misyonla bizim Türk oyuncuları yüklediğimiz misyon ve A takımları hazırlama performansımız arasında fark var. Şimdi Yunanlılar yetiştirdikleri altyapıdan yukarı gelen oyuncuların bir kere önünü kapatmıyorlar. En birinci şeyleri bu. Yani yukarıya bunları getirirken planlı programlı getiriyorlar kulüp federasyon işbirliğiyle beraber. Ve dolayısıyla da koçun eline gelen Yunanlı oyuncu basketbolda gerçekten sorumluluğu alıp takımı sırtlayacak, yıldız olabilecek oyuncu tipleri olarak geliyor. Yani Panathinaikos'ta da işte Diamantidis, daha sonraki yıllarda Spanoulis geldi. Zizis zaten aşağı yukarı iyi bir oyuncu. Hani, evet, tabii çok karakterli, çok düzgün bir oyuncu, her şeyi yapabilen bir oyuncudur. Bunun içine bir sürü oyuncu katabiliriz. Slokas'ı da kat bunun içine. Yani evet, o da çok önemli bir oyuncu geldi. Yani Slokas. Şimdi maçı var ki tabii, bizim şimdi oyuncularımız geliyor A takıma. Ama koçun istediğini Yunanlı oyuncular kadar yapamıyorlar. Şimdi doğru tarafı bu. Şimdi sen Borussis'le Semih ya da Oğuz'u karşı karşıya getirirsen birbirini tutmaz. Yani Borussis seviyesi çok yukarıda. Çünkü içeride oynuyor, dışarıda oynuyor. Çok tecrübeli, oyuna inanılmaz ağırlık katıyor. Bir Efes maçı hatırlıyorum Borussis'in. Çok az, 12 dakika falan süre almıştı. Hastaydı o gün, oynamayacaktı. 12 dakikada 21 sayı attı Efes'e. 21 sayı attı. Hani üçlükleriyle, çember altıyla. Dolayısıyla işte buna Fotsis'i de örnek verebilirsin. Birçok Yunanlı oyuncu, Perperoğlu'nu örnek verebilirsin. Perperoğlu dediğin oyuncu Efes takımına geliyor. En müthiş transferi. Kristis de çok iyi transfer. Tabii katılıyorum ama Perperoğlu Türkiye'ye gelmiş en zeki. Yani takımın joker denen tam oyuncu tipi. Şimdi Printezis'i getirsen aynı şeyi Printezis için de söyleyebilirim. Yani bizim Türk oyuncular ne yazık ki A takıma gelip de onların önlerini kapatıp A takımda tam yıldız olacakları zamanda o ipi çekip sen bir otur bakayım ben şimdi 3 tane daha yabancı getirdim en pahalı yabancı da dediğin için bu şekilde Obradovic de Semih'le Oğuz'u kenara gönderiyor. İşte az önce bu. Furkan'ın söylediği gibi o kendine güveni koçtan hissetmesi gerekiyor. Yani biz de çıkıp büyük oyuncu gibi oynuyoruz çünkü o güveni zaten o hissiyatı bize Ivković veriyor diyor. O yüzden bu kadar rahat oynayabiliyoruz ama diyor. Gençler, şimdi bak Semih'le Oğuz'un artık yaşları geç. Ben de üzülüyorum tabii. Özellikle Semih yani hep gözümde şeydir. Çok yetenekli bir oyuncudur çok Semih. Çok daha genç aslında oynayacak tabii. Da zamanı doğru. Var yani oynar daha. Oğuz da çakılı pivot anlamında çok bence önemli Avrupa'daki evet. isimlerden bir tanesi. Ama dediğim gibi yani Obradovic mi acaba hatalı bu işte? Yoksa biz Obradovic'e bu oyuncuları sunarken geçmiş yıllardaki yaptığımız hatalardan kaynaklı tam İstenilen seviyede Türk oyuncular veremedik mi acaba? Almayacak. Yarım mı oyuncu o zaman, teslim ediyoruz? O zaman transfer etmeyecekti, almayacaktı. Sonuç itibariyle sezon başında kimi istiyorsun diye gayet açık çek verildi. O da tercihlerini yaptı. Madem öyle almayacaksın. Şöyle zaman, bir koç. Şey var. Obradovic'in önemli özelliklerinden bir tanesi. Alır oynatmaz. Alır tribünde 4 kişi oturturdu Panathinaikos'tan. Neden? Çünkü rakip takıma iyi oyuncuların gitmesini engellemenin mantıksal yollarından bir tanesi de bu. Bütçeni ise... Şimdi Semih'i Galatasaray takımında düşünebiliyor musun? Ya da Beşiktaş takımında düşünebiliyor musun? Ne kadar kötü bir aslında strateji. Sen ama sonuçta doğru. Oynatmıyorsun. Yani ben oynatmayacağım ama sonuçta sende de oynamasın ki bana da düşman olmasın, rakip olmasın diye bir strateji. Bu kendine güven değil ki o zaman koç. Kendine güven insan bunu yapar mı ya? Sen bir oyuncunun hayatıyla oynuyorsun o zaman. Alayım zaten... kenara oturtayım. Onda da yar olmasın, ben de oynatmayayım ama iyi bir oyuncu olduğu için de bana karşı kullanmasın. Ama şöyle, çok bencilce. Koçlar da bindiği dalı kesmez, lütfen. Bunu da unutmamak lazım. Yani beklediği performansı aldığında niye oynatmasın? Öyle de bir şey var. Mesela Zoric'ten beklediği performansları alamadı. Gerçi çok kredi verdi. Şimdi Zoric'i hiç oynatmıyor neredeyse. Yapma.
Sen izlemedin galiba. Ya koç Laboral maçında biraz daha oynamış olabilir. Biraz daha ama Veseli'yle ikisi oynadı. Tamam, başka oynayamadı. Geçmişe dön. Sezon başından beri zor için oynadığı dakikalar çok azaldı. Ama sonuç itibariyle ona da verdiği kredinin ne kadar sonsuz olduğunu sen de söyle. Geçen sene çok kredi verdi, oynattı. Oğuz'u çok oturttu kenarda. Bu sene ama zor içten o dakikaları aldı. Hatta sezon başı şeyi hatırla. Sana bir soru geldi. Hemen unutma. Hı. Nejat abiye sorum var. Kenan Sıpa'yı o kadar kötü oynamasına rağmen Berk Uğurlu'ya niye süre verilmiyor, şans verilmiyor çok diyor. Doğru. Ben yani Kenan'dan beklediğimi bulamadım. Yani Fenerbahçe'de aynen. ikinci senesi. Daha önce Tofaş'ta iki sene. Bir de sakatlık girdi koç, onu da düşün. Ama yani olsun. Kötü bir yani şu anda Kenan aldığı, Fenerbahçe takımında aldığı sürelerle Euroleague'de Fenerbahçe'nin gardıymış gibi gözükmüyor. Kusura bakmasın. Yani geçen onun da sene çok önemli, daha iyiydi. Önemli aşamalar yapması lazım. Gerek fiziksel olarak, gerekse basketbol mentalitesi olarak. Yani sadece topu getiren, oyunu seti başlatıp bir tarafa çekilip gard olunmaz. Yani şimdi Ziziz topu aldığı top zaman... Çok top kaybı yapıyor koç bu sene yani işte Kenan. Için, gerçekten öyle yani. Onun için biraz Kenan Berk... Yani Berk tabii daha küçük. Kenan'dan daha küçük. Şu konuda hem fikir miyiz Berk, ama? Kenan'ı geçecektir. Şu konuda hem fikiriz değil mi? Obradovic'in geçen sene ne kadar Türk oyuncu yetiştirmeye çalıştıysa, takdir ettiysek, gençlere şans veriyor, süre veriyor dediysek, en azından Türk basketbolu için çok sevindirici dedik. Çünkü Türk koçlarının evet. yapmadığı bir misyon üstlendi dedik. Ama şimdi bir bakıyoruz, yaptığı geçen sene yaptığı her şeyi yıkmış bir görüntüsü var. Sadece Euroleague'e konsantre, bana yarayan adamı oynatırım, geri kalanı beni ilgilendirmez mantalitesinde giden bir koç görüyoruz. Şimdi şöyle, geçen sene... Fenerbahçe'nin ilk grupta lider tamamlaması, yani CSKA Barcelona maçlarından 3 galibiyet çıkartması ve grubu lider bitirmesi çok müthişti. O beklenti hı hı. ne yaptı? Tapeti yürüyerek kalacak, ondan sonra da Final Four oynayacak bir takım görüntüsü ortaya çıktı. Fakat böyle bir sahne olmayınca bu sezon Obradovic'in sırtında Fenerbahçe'nin camia büyüklüğü ve şu andaki bütçenin yüksekliği itibariyle beklenen net Final Four. Belki de Final Four şampiyonluğu. Dolayısıyla şu anda da senin dediğin gibi yani ben Türk oyuncu oynatmak, oyuncu yetiştirmek şeyini misyonu bir tarafa bırakıyorum. Çünkü benim de kariyer zedelenecek tabii diye ki, düşünüyor. Tabii ki. Doğal olarak da şu anda kazanmaya oynuyor yani. Tabii ki. Peki. Net görüntü o. Efes-Fener maçı ne olacak? Süremizin de sonuna geliyoruz galiba bu arada. Şimdi Efes-Fener maçı ne olacak? Efes'in ben daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Şundan hı-hı. dolayı en azından kendi sahasındaki bir maç için. Efes ne oynadığı çok belli olan bir takım. Hı hı. Sistem takımı çünkü. Şimdi Fenerbahçe bir sistem takımı değil bu sene. Evet. Yani tamamen oyuncuların maç içindeki gününe göre, kişisel performanslarına göre şekil alan bir basketbol modeli var. Biraz sert savunma yaptıkları zaman tempolarını yükseltiyorlar. Erken topları kullanıyorlar ve 3'e 1, 3'e 2 yakaladıkları pozisyon çok oluyor. O zaman çok etkili bir Fenerbahçe oluyor. Ama savunma kurgularında süreklilik yok, istikrar yok savunmalarında. Hücum reboundunu biraz fazla veren bir takım görüntüsünde. Hı hı. Efes'e baktığında son Örtel geldiğinden beridir savunmada biraz düştüler. O kesin. Maça hı hı. başlangıçları iyi olmuyor. Ne zaman ki işler sıkışıyor, o biraz önce bahsettiğimiz yani Draper'ın ya da Doğuş'un ya da ikisinin bir arada olduğu, işte Furkan'ın, Cedi'nin, Perperol'un olduğu bir beşle inanılmaz bir savunma takımı oluyorlar. Ve tempo bir anda savunmadan korkunç kazanılan hissediyor. Ya da reboundlarla beraber gelen inanılmaz bir tempo oluyor Efes'te. Ama baktığın zaman şimdi Örtel'e gerek var mıydı yok muydu? İşte takımın temposu düştü, ilk etapta alışma turları dedik ama diğer taraftan bir bakıyorsun Barcelona, Real Madrid gibi giren çıkanı hiç aratmıyor artık. Yani Efes'in artık ikinci beşinden de yine Euroleague'e bir ilk beş çıkartabileceğin bir takım oluşmuş tabii, durumda tabii, resmen. Tabii. O da çok büyük bir artı oldu şimdi aslında. Şimdi burada tabii Doğuş'un 2 dakika 20 saniye oynayıp çok önemli katkı deli verdiği bir maçtan o gün. Neden muhteşem. Kenara geliyor? Bunu tabii kalbimiz istemiyor ama hı hı. sonuçta da Ivković şu anda eğer Örtel'i oynatıp hazırlamazsa hiçbir zaman ondan sonra bir yok. Daha hazırlayamayacak. Yani hı. hadise bu. Evet. Doğal olarak Örtel de oynadıkça ısındı bu hafta, iyi oynadı mesela. İyiydi. Doğal olarak da ben Örtel'in daha ısınacağını ama savunmada her zaman için etkisiz mi? Olacağını biliyoruz. Çünkü Örtel çok yeni bir oyuncu değil sonuçta. Evet. Ama Efes'in iki tane farklı, yani hücum beşi, savunma beşi artı Krstić'li Efes başka, Krstić'siz Efes'siz başka bir top oynuyor. Evet. Krstić varsa her top aşağı yukarı içeri İniyor. İndiriliyor bir hı-hı. şekilde indiriliyor. Krstić'in yeteneklerine bırakılıyor. Krstić yoksa Lazme ile bir yere kadar biraz daha, evet. oynayabiliyorlar. Lazme'nin yüzü dönük şutlarına bakıyorlar.
biraz daha hücum reboundu kovalıyorlar ve tempo yükseliyor. Böyle iki farklı evet. Efes var ama Efes biraz daha avantajlı bence. Lazmi'yi bir gün davet edeceğim ben mutlaka. Ona ayrı bir hesabım var, mutlaka gelmesini istiyorum. Çünkü çok da sevilen bir sporcu. Çok 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 efendi, çok mutlaka beyefendi. Mutlaka buraya da en kısa sürede ben davet etmek istiyorum. Her takıma bir tane Lazmi lazım. Bir de çok da eğlenceli bir insan. Yani Cedi'yle de konuştuk daha önce. İnanılmaz da insanları motive eden, hiçbir zaman asık suratla antrenmana gelmeyen, bir şey olduğu zaman sonra yaparım değil, hemen gelip gösteren, bizi de bir şekilde abilik yapıp eğitmeye çalışan birisi diyor. Öyledir kendisi de. Peki koç, Türkiye Ligi için söyleyeceğim bir şey var mı? Euroleague'den hemen devam edelim mi? Galatasaray'la ilgili biliyorsun hakemlerin son saniye kararı vardı ve ciddi anlamda Maccabi maçı çok sert geçti. 94-97 evimizde yenildik. Bu maç için sen ne diyorsun? Son pozisyon top inişe mi geçiyordu? Faul var mıydı? Nasıl bir seyir izledik Galatasaray maçında onu da? Önce herkes farklı düşünüyordur. Ben Galatasaray'ı kutluyorum. Çünkü eksik kadro, eksik kadronun Aroya birinci elemanı Aroya yok. İki senedir takımı davet ettiğin, al takımı nasıl oynatmak istiyorsan öyle oynat dediğin bir oyuncu yok. Son dönemlerin en formda oyuncusu Mitsov yok. Ceska'dan gelmiş bir oyuncu. Ona rağmen müthiş bir karakterli basketbol oynadılar. Seyirciye de şapka çıkartıyorum. Yani eksik bir kadroya karşı bu kadar inançlı oraya gelmeleri, takımı da delice desteklemeleri bence çok güzeldi. Oynadıkları basketbol da çok güzel. Teknik, taktik ve oyuncu performansı olarak asla ve asla kimsenin eleştiremeyeceği bir maç olduğunu düşünüyorum. Burada tek yapılmış bir tane hata vardır. O da Ender'in son turnikesi. %100 baskettir. Hiç tartışması falan olmaz. Ergin'in demeci var. Önceki faulü söylüyordu. Rigas'la şeyleri, yazışmaları, mesajlaşmalarını. Yunanlı yorumcular haklıydı hakem. Basket değildi demişler. Ergin de diyor ki Yunanlı yorumcuların yorumlarıyla mı maç sonucu belirlenecek, rezillik mi o? Yani bu gerçekten komik yani. Dolayısıyla Galatasaray'ın çalınmış bir galibiyetidir. Galatasaray'ı ilk dördün dışına itebilecek, büyük ihtimalle de itecek bir yenilgi oldu. Tamamen hakem üçlüsünün kepazeliğinden başka bir şey değildir. Jeremy Pargo'nun son saniyede gelen üçlüyle birlikte asıl benim yıkıldığım an oydu. Yani bir de çok uzak bir mesafeden paldır küldür attı. Gerçekten... Şöyle bir şey söyleyeceğim son olarak çünkü vaktimiz doluyor. Evet. Eğer basketi verselerdi Galatasaray 2 sayıyla önde son 7 saniyeye girecekti. Doğal olarak koç mola alacaktı, topu orta sahaya getirecekti Maccabi koçu. Bu arada o 2 dakikalık süre içinde ya da 30 saniyelik süre içinde işte hangi molası vardı bilmiyorum. Galatasaray takımının savunmada bir kurgu organizasyonu olacaktı. Bu çok önemli bir şey. 2 dakika yoktu zaten. Tam tersi basketten sonra evet, kurgusuz bitti. Yakalandı Galatasaray. Pargo da geldi ve attı. Aynen. 2 sayı geride olan takımın oyuncusunun o şutu eli titreyerek atması başkadır. Bir de atsam girmese de 5 dakika süremiz var. Biz iyi takımız deyip o 5 dakikaya eksik bir takımla oynarken güvenmek başkadır. İkisinin arasındaki fark bu. Bence hakemlerin... Ben Galatasaray'ı da tebrik ediyorum. Kesinlikle muhteşem bir dişli bir karakter duruşu verdi. Muazzam maç çıkarttılar. Aroyo olmadan da kazanabileceklerinin tabii, de bir göstergesi. Çok karakter sergilediler. İyi bir oyundu. Tebrik ediyorum. Barcelona maçı var haftaya. İnşallah diyorum ben. Yapsınlar bir sürpriz ve Barcelona'yı yenelim. En azından Maccabi'yi telafi edelim diyorum ben de. Galatasaray Barcelona'yı şimdi yenemezse bir daha hiç yenemez. Doğru söylüyorsun. Çünkü çok eksik ve ritmini iyice kaybetmiş bir Barcelona. Bu arada programın sonuna da geldik. Evet, bitti, önümüzdeki hafta bunların hepsini ayrıntılı konuşuruz. Sevgili basketbol severler, 3 tane çok önemli yıldız adayımızı konuk ettik. Önümüzdeki hafta yeni konuklarımızla birlikte sizlerle yeniden birlikte olacağız. Hepinize mutlu bir hafta diliyoruz.